Herkese hayırlı bereketli günler arkadaşlar. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün size tam organik tütsüleri tanıtacağım, anlatacağım. Bilgi vereceğim onlar hakkında. Mesela sandaldan başlayalım. Arkadaşlar sandal biliyorsunuz yani tütsü kültürünün başladığı yerlerden birisi. Yani hatta dünyada ilk yakılan tütsü olarak da biliniyor. Osmanlı'da saraylarda, hamamlarda kullanılmış. İşte Asya'da daha çok meditasyon için, sinir hastalıkları için, kafa rahatlığı için kullanılan. Aleykümselam bu arada arkadaşlar, hoş geldiniz. Ve bu sadya arkadaşlar dünyanın en kaliteli tütsüsü arkadaşlar. Sadya ve Ayurvedic. Mesela Ayurvedic, yani şu görmüş olduğunuz Ayurvedic tütsüyle ilgili, meditasyonla ilgili, ondan sonra nasıl anlatayım? Yani alternatif tıpta insanın sinir bozuklukları, işte içsel rahatsızlıklarını tedavi eden bir uzman bir kişi aslında bu. Ve bu Ayurvedic onun markası. Aynı zamanda organik tütsüde de dünyanın en kaliteli tütsüleri arasında Sadia ile beraber. Şimdi bu ürünlerin en önemli özelliği nedir arkadaşlar? Şimdi birçok ürün var biliyorsunuz. Şimdi ismini göstermeden gösteremiyoruz. Ama ismini gösteremeyeceğimiz için de ayıp olmasın diye diğer firmalara. Firmaların ismini söylemeden geçelim. Ama biz kendi ürünümüzü anlatalım arkadaşlar. Bakın mesela şurada dünyanın her yerinde geçerli. ISO belgeleri bunlar arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi Türkiye 901 zaten duymuşsunuzdur. Avrupa ve dünyada geçerli. Yani bütün dünyada bu ürün dünyanın bütün ülkelerinde geçerli bir ürün arkadaşlar. Yani herhangi bir sağlık problemine yol açmadığı burada belgelenmiş. Bundan hariç belgeleri de var arkadaşlar. Mesela çocuklara zararı yok. Hayvanlar üzerine denenmemiştir. Dünyanın her yerinde geçerli export bir ürün. Ve şu da ekonomi, yani dengeye, ekolojik dengeye zararı yok. Yani yakıldığı zaman da, kutu halinde durduğu zaman da, tütsü olarak yakıldığı zaman da dünyaya zarar vermeyen bir ürün. Hayvanlara, insanlara ve doğaya zarar vermediğine dair belgeler şunlarda. Tamamen el yapımı olduğunu anlatıyor burada. Şurada da dünyanın bütün gümrüklerinde geçiş üstünlüğü var. 15 gram olduğu yazıyor. Şunlar da ayrı ayrı farklı farklı ülkelerde geçerli belgeler arkadaşlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi doğayı koruduğuna dair bir belgesi var. Her tarafı belgelerle dolu arkadaşlar. Her tarafında insan sağlığıyla, doğayla, hayvanlarla hiçbir sorunu olmadığını gösteren belgelerle dolu ürünler arkadaşlar bunlar. Zaten dünyanın en kaliteli tütsüsü derken de bunları da göz ardı etmeyerek alıyoruz bunları. Mesela bir sandalı var, bir gülü var, udu var. Aklınıza gelebilecek her şeyi var arkadaşlar. Mesela şöyle söyleyeyim ben size. Bakın burada misk var, görüyor musunuz? Şu bir paketin içinde 25 tane var. 25 tane var bunun içinde. Bunun üzerindeki miski sıyırıp kullanabilirsiniz. Çubuğun üzerindeki, yani organik misktir bunun üzerindeki misk. O konuda da bilginiz olsun. Birçok çeşitleri var. Gülü var, paçuli, sandal, misk, karması var. Arunda diye sadece Asya'da yetişen bir çiçek var. Opium var, sandal, lavanta, tarçın. Palo Santo'su çok güzeldir. Vanilyası var. Mürü ağacı var. Birçok ağaçlar ve çiçeklere özgü şeyler var arkadaşlar. Safran, reyhan, aklınıza ne geliyorsa hemen hemen her çiçeğin, her ağacın, güzel kokan her şeyin kokusu var arkadaşlar burada. Bunları değerlendirebilirsiniz. Bunları değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Aleyküm selam. Selam veren herkese teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Bu arada fark edemiyoruz bazen. Ben biraz anlatım yaparken herhalde gözlerimi mi kapatıyorum, görmüyorum, bilmiyorum. Sizden bu konuda özür dilerim. Kabe kokusu olan hangisi? Kabe kokusunu içsene. Arkadaşlar bunlarda Kabe kokusu olmaz. Bunlar Hint ürünler. Ha? Yok yok, şey Kabe normal bizim buhur var ya, onu ver de ben arkadaşa göstereyim. Onlar ağaç oluyor arkadaşlar. Ağaçlardan yapılıyor onlar. Buhurlardan yapılıyor. Onlar şu şekilde, Kabe kokusu şu şekilde oluyor arkadaşlar. Buhur şeklinde oluyor. Bunlar Hint udu ağacından yapılıyor. Bunlar Hint markası. Yani bunu Hintli bir firma yapıyor. Bunu Arabistan'da bir firma bu hale getiriyor. Yani
ağacı oradan. Bunun bu firma yani, anlatabildim mi bilmiyorum. Şimdi Hintli bir firma tutup da Kabe kokusu yapmaz Tuna Bey. Ama bir bizim Müslüman kesimden olanlar yapıyor bunu. Oradaki ürünleri alıp Kabe kokusuna dönüştürüyor. Ama bu firmalarda Kabe kokusu olmuyor. Ama şöyle bir şey söyleyebilirim tekrardan. Mesela şu gül, bildiğiniz Ravza'nın içindeki gülün aynısı. Onu söyleyebilirim. Arkadaşlar fiyat bilgilendirmelerini mesaj olarak yapıyoruz. Burada da şu şekilde var. Mesela bakın şöyle 4 paket. Mesela 4 paket. Fiyat olarak da söyleyeyim. Mesela şöyle 4 paket seçtiniz. Ne seçtim? Ada çayı, sandal, lavanta. Bu da lavanta geldi. Başka bir şey koyalım. Meditasyon diye bir ürün var. Şöyle bir tane de tütsülük mesela şu. Şu şekilde 4 tane. Bir de bu tütsülük 140 TL. 140 TL oluyor. 4 paket. Bir de bu kargosu da bize ait oluyor arkadaşlar. Yine bunun tarçını var, udu var, sadyanın. Her birinin her şeyi var. Bakın şurada reyhan var mesela. Mükemmel bir koku yani. Bu reyhan mesela, görmüş olduğunuz gibi. Yani koklamaya doyamazsınız diyebilirim. Bunların şöyle bir özelliği de var arkadaşlar. Bunları böyle yakıp tüketmenize gerek yok. Mesela bu 4 taneyi aldınız, odanıza koyun. Ya ben açık konuşayım, hiç yakmanıza bile gerek yok yani. Bütün ev kokar. Kapıdan içeri mesela bir misafiriniz geldiği zaman evde koku var der yani. O derece bu paketler kokuludur. Kendi kokularını çevreye çok güzel yayarlar. Yaktığınız zaman da mesela bir tane çubuk bir gün yeterlidir arkadaşlar. Fazla yakmanıza gerek yok. Bunlardan hangi çeşidini alırsanız alın. Evde kesinlikle sinek, işte böcek, bu tip canlılar girmiyor arkadaşlar. Onu da belirteyim. O şekilde bir avantajı da var. Daha doğrusu bunu bizim müşterilerimiz söylüyor. Ben bilmiyordum tabii bunu. Ama müşteriler söylüyor. Kesinlikle eve sinek girmediği söyleniyor. Yeni gelen arkadaşlara da teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Kokuların tedavilerdeki faydalarını söyleyebilir misiniz? Arkadaşlar bunların hepsi, yani burada görmüş olduklarınızın hepsi iç dünya, böyle sinirsel, kafa yorgunluğu, dinginlik, böyle şeylere yarıyor. İnsanı bir rahatlatıyor, gevşetiyor. Manevi olarak burada kullanabileceğiniz ne var? Misk var. Yani manevi rahatsızlığınıza iyi gelecek. Patchouli var, gül var. Bu gül, kaliteli güller bunlar. Yani bir de ut var arkadaşlar. Ut mesela, şöyle udu var. Manevi rahatsızlıklarda bunları kullanabilirsiniz. Yani böyle sizi tamamen dinlendirir. Yani böyle oturursunuz, tamam ben bir dinlendim dersiniz yani gerçekten. Sandal var. Sandalı da yine aynı şekilde dinlenmek için. Yani bunların genel maksadı dinlenmek arkadaşlar. Ben öyle çok fazla detaylı, hani size şunu yapar bunu yapar çok detaylı anlatamam. Çünkü bunlar tütsü. Tedavi amaçlı kullananlar buhurlar oluyor arkadaşlar. Bunlar tütsü. Bunlar tamamen dinlenmeye yönelik. İşte beni mesela karma kokusu dinlendiriyor. Sizi misk kokusu dinlendirir mesela. Veyahut da bir başkasını lavanta dinlendirir. Veyahut da bir yasemin dinlendirir. Bu şekilde yani. Bunların genel amacı insanın günlük yaşamında, streste yaşadığı işte sıkıntılar, üzüntüleri birazcık onlardan böyle kopartıp kafa dinlendirmek için yani tütsüler. Daha çok bu işe yarıyor. Çok böyle abartılı, yok karaciğerinizi temizler, yok böbreğinizi temizler. Ben bunları açıkçası tütsülerden böyle bir beklentim yok yani. Ama tabii ki böyle olduğunu söyleyen ünlü doktorlar var. Doktor derken alternatif tıp doktorları var. Şimdi Türkiye'de de bu iyicene yerleşiyor zaten. Artık onların biraz öğretilerini halka yaymaları lazım. Biz de çok fazla bilmiyoruz. Ama bunların çok iyi dinlendiriciler, çok iyi insanı gerilimini düşürdüğünü söyleyebilirim açıkçası. Evet arkadaşlar, tütsü meselesini bu şekilde anlattığımızı düşünüyorum. Herkese teşekkür ederim. Yeni bir tütsü serimiz de geldi. Şöyle sandal gold. Gold sandal. Bunu da göstermiş olalım. Bunlar da çok iyi arkadaşlar. Organiktir. Tütsülerimiz hepsi birinci kalite organiktir arkadaşlar. Bakın birinci kalite organiktir. Bu konuda size bunu vaat edebiliriz. Hiçbir sıkıntı yaşamayacağınız ürünler. Ne baş ağrısı, ne stres, ne aman bu nasıl kokuyor filan tarzında bir
olayların yaşamayacağınız ürünler. Herkese teşekkür ederiz. Selametle hayırlı kalın inşallah. Teşekkür ederiz.